Herkese selamlar. Arkadaşlar Avustralya'da öğrenci ehliyeti. Öğrenci ehliyetiniz varsa Turbo, Skyline, R34 kullanamıyorsunuz. Ne yazık ki kanunlar biraz değişik Avustralya'da. Gerçi yazık mı onu da bilmiyorum ama sanırım tecrübeyle alakalı Avustralya'da ehliyet 16 yaşındayken arkadaşlar yasal olarak öğrenci ehliyetine başvurabiliyorsunuz. Bunu velinizle beraber, yetişkin biriyle beraber trafiğe giderek trafikten bir kitap veya artık app'i çıktı, teknolojiyi yakaladılar. App üzerinden 100 saate doldurmak zorundasınız. Bunun 10 dersi gece olmak zorunda. Güneş battıktan veya güneş doğmadan önce olmak zorunda 10 dersi. Bununla beraber tecrübe kazanıyorsunuz. Bunu bitirdikten sonra 100 saati doldurduktan sonra kırmızı P'ye geçiyorsunuz. Bu tabii ki sınavlı oluyor arkadaşlar. Direksiyon sınavına giriyorsunuz. Direksiyon sınavını geçtiğiniz zaman kırmızı P, provisional license aslında P1 diye de geçiyor. Bununla beraber 1 yıl boyunca araba kullanıyorsunuz. Bununla beraber 1 yıl araba kullandıktan sonra Yeşil P'ye geçiyorsunuz. Yeşil P ye elimde yok arkadaşlar. Çünkü kızlar artık büyüdü. Onlar 10, 20 yaşına girdi. 20 yaşında olduğu için onlar şu an yeşil P'lerinde. Yeşil P ye bittikten sonra ise normal açık ehliyete geçiyorsunuz. Ve artık yetişkin ehliyeti olarak devam ediyor. Geri dönersek öğrenci ehliyetine arkadaşlar. Bütün sosyal medyada görmüştünüzdür. Avustralya hükümeti arabaları parçalıyor diye. Çünkü çok yüksek hız yaptı diye. 253 km hızla Öğrenci ehliyetiyle beraber saat Avustralya eyaletinde 19 yaşındaki bir çocuk 253 kilometre hızla normalde Avustralya'da hız sınırı 110. Bu da otobanlar zaten en hızlı gidilebilecek yerler. Bazı istisnalar 120-130'a çıkıyor. Bu genç arkadaş 19 yaşında öğrenci ehliyetiyle beraber 253 km ile yakalanıyor ve arabası parçalanıyor. Araba parçalanamaz mıydı? Parçalanamazdı arkadaşlar. Satışa konulabilirdi ve bu bir şekilde vakfa aktarılabilirdi. Trafikle ilgili bir bölüme aktarılabilirdi. Arabanın parçalanmasındaki sebepse arabanın kusurlu olması. Kusurlu olması derken arabada yasa dışı modifikasyon olabilir. İşlenen modifikasyon motorda belirtilmemiş olabilir ve bunun evrakları olmayabilir. Kayıtlı evrakları mekanenin işte tamircinin yaptığı modifikasyon şekilde belgelenmek zorunda. Bu belgelenmediği zaman kusurlu sayılıyor kanunlar önünde. O yüzden trafiğe tekrardan dönmesi yerine direktman parçalanıyor. Diğer kusur ne olabilir? Şaseden hasar almış ve hala yola çıkmıştır. Sürücünün ölümüne sebep olabilecek değerde kusurlar varsa bu araba parçalanır. Bu arabanın değeri ne olursa olsun. Arabanın değeri sanırım 20 bin dolar civarında V8 motorlu Holden Pickup SS modeliydi. Bu parçalandı. Tabi parçalanmasa parçalara ayırıp işte tekerlere ayrı bilmem neye ayrı satılabilir miydi satılabilirdi. Kimine göre bu sadece ve sadece hükümetin gözdağı verip ve sizi kontrol altında tutması. Kontrol altında bir şekilde kanunların geçerli olması lazım. Arabalarda öğrenciyken aldığınız öğrenci ehliyeti learner plate diye geçiyor. Bunu Arabanızın önünde görünür bir şekilde veya arkasında diğer sürücüler görebilecek şekilde asmak zorundasınız. Diğer sürücüler bunu gördüğü zaman size saygı ve özenle yaklaşacaktır. Çünkü tabi saygıyla yaklaşmayan var mı? Binlerce insan var arkadaşlar. Çünkü herkesde bir sabırsızlık söz konusu. Ama çoğu insan empati sağlayıp bunu gördüğü zaman diyeceği şey A öğrenci ehliyetli dikkat etmeliyim. Bir şekilde göz önünde bulundurup daha dikkatli araba kullanmasını sağlıyor diğer sürücülerin. Ve bununla beraber size sadece 4 puan veriliyor. 4 puanla beraber demek oluyor ki açık ehliyette 12 puan varken eğer Provisional One, kırmızı PL eğer araba kullanıyorsunuz sadece 4 puanınız var. Çok ama çok dikkatli olmanız lazım çünkü kırmızı ışıkta bile geçseniz 3 puanınız gidiyor. O yüzden size az puanla beraber, tecrübeyle beraber ehliyetiniz katlanıyor. Yani kullandığınız yılla beraber direksiyon hakimiyetiniz gelişiyor ve geliştikçe daha yüksek modelleri kullanmaya başlıyorsunuz. Bunun hesaplanışı ise arabanın, araba diyelim 1.5 ton ama arabanın yaptığı tork, güç bir orantıyla hesaplanıyor bu orantı nedeniyle beraber kabiliyetiniz yetmediği için öğrenci ehliyetlerinin hiçbirinde yüksek güçte, yüksek devirde çalışan araçları kullanamıyorsunuz. Büyük ihtimal sosyal medyada çok fazla görmüşsünüzdür. İşte Mustang'in kontrolü kaybedip işte duvara girdi. Arkadaşlar çok güçlü motorları direksiyon hakimiyeti ve kontrolünüz ve o gaz pedalına abanırcasına basmamanız gerektiğini bilirsiniz. Bu tecrübeyle gelişir. O yüzden Avustralya'da kanunlar önce learner plate, öğrenci ehliyetiyle başlıyorsunuz. Sonra geçici provisional ehliyet alıyorsunuz. Bu da bir yıl geçtikten sonra yeşil P'ye geçiyorsunuz. Yeşil P'den sonra ancak açık ehliyetinizi alıp turbo modelleri kullanama veya üçlü güçlü süper veya V8 veya V10 veya V12 tarzı araçlar kullanabiliyorsunuz. Ama bunun için önce yolda direksiyon ve trafikle ilgili tecrübeleri kazanmak zorundasınız. Ve çok dikkatli olmak zorundasınız. İşte bu yüzden bütün araba firmaları baktığınız zaman işte R34 serisini hatırlayın. İşte turbosuz modeller ve turbolu modeller var. Nedeni de bu arkadaşlar işte neden Nissan Skyline GT modelini yaptı işte 6 silindirli 2000 litre motorla beraber niye böyle bir araba yaptı? Nedeni bu arkadaşlar. Öğrenci ehliyetli olan o arabayı kullanabiliyor. Ama iş işte 2500 motora, 2600 motora veya işte turbolu modelleri geldiği zaman kullanamıyor. Nedeni de çok açık direksiyon hakimiyeti, tecrübesi bir şekilde yoldaki liyakat diyebiliriz arkadaşlar. Tecrübeyle beraber kullanabileceğiniz araçların güçleri artıyor. Bu sizin için bana göre bir avantaj. Çünkü sonuçta sizin güvenliğiniz, sağlığınız ve tecrübenizle beraber böyle bir oranla beraber bu size sunuluyor. İyi mi? Bana göre iyi. Keşke bütün dünyada, dünyanın her yerinde bu tarz şekilde limitler olsa. Çünkü bir şekilde biz belki süratli araba kullanmaya veya hızlı arabaları seviyor olabiliriz ama hiç tanımadığımız işte bir bayan veya işte bir yaşlı amcamız da aynı arabayla aynı yola çıkıyor. Ve bunun hayatını tehlikeye atmak işte öğrenci eğitiminizle beraber kalkıp da 200 km hıza çıkmanız kesinlikle ve kesinlikle yasak olmalı. Ve zaten yapılması gereken eğer gerçekten bir hız yapmak istiyorsa yarış pistine çıkıp gazlayabildiği kadar gazlamalı kaskını takıp. Bu videoyu Skyline gitmeden önce yapmak istedim arkadaşlar. Çünkü Skyline motoru bitmek üzere Instagram'dan takip eden arkadaşlar görmüştür. Motor kapaklarını aldık, boyandı böyle şeker kırmızısı, candy red tarzında oldukça güzel olacak. Umarım istediğim şekilde, istediğim zamanda biter diye umuyorum. Umarım bu videoda bilgilendirici ve aydınlatıcı olmuştur sizin için arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.